Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani. Hoş bulduk. Bugüne kadar yaklaşık 10-15 programda içinde geçip bunu mutlaka konuşalım deyip ama hepsini de bir kenara bıraktınız. Rodacı soracağım bunu size. Hazır Hakan abi de bulmuşuz burada. Güzel. Seni yakalamışken. Kaç rodaj yaptın hayatında? Kaç saatin var? Yok öyle bir saatim. Rahatız yani, ama o kadar rodaj, değil. Kaç ya şimdi, rodaj yaptın dediğin zaman iş karışır. Kaç rodaj yaptın? Çarşı karışır. Şimdi rodaj sayın vallahi abi. Vallahi bilmiyorum. Ama hani rodaj kelime anlamı itibarıyla uyum yakalamak anlamına geliyor. Yani rodaj deyince hepimizin aklına arabanın, otomobilin motoru geliyor ama çok şey için geçerli bir kavram rodaj. Çok yani çocuğunu okula gönderiyorsun ilk defa o sınıfa uyum sağlaması dahi bir rodaj. Oryantasyon diyoruz biz onu. Ama mekanik konularda rodaj deyince genellikle hani birlikte çalışan yüzeylerin bir uyum içinde çalışabilecek hale gelmesi süreci. Şeyin rodaj. Cem Yılmaz'ın bir oyununda vardı biliyor musun? Hı. Çocuk diyor şey geliyor diyor akşam diyor geliyor dersi var diyor. Aşağıdaki cümleyi diyor. Kelimeyi cümle içinde kullanın. Kelime ne? Kondansatör. Ben de ya çocukta ise babamın kondansatörü var. Tamam al cümle içinde kullandım. Onu ben bugün kondansatör gördüm. Ben bugün kondansatör gördüm. Al cümle içinde kullandım. Onun gibi şey. Rodaj. Babamın rodajı var. Dayım Almanya'dan renkli rodaj getirdi. Abi şu rodaj hikayesini bir anlat bize de. Ama işte dediğim gibi gerçekten birlikte çalışması gereken yüzeylerin birbirleriyle uyumlu hale gelme süreci rodaj. Peki neden önemli? Çünkü biz mekanik düzeneklerin uzun ömürlü olmasını istiyoruz. Bu uzun ömürleri içinde bize sorun yaratmamalarını istiyoruz. Ve burada bunları doğru bir şekilde birbirleriyle uyumlu hale getirmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Rodaj dediğimiz zaman aracın motorunun rodajı var, frenlerin rodajı var, debriyajın rodajı var. Değil mi? Şanzımanın rodajı lastiklerin, var. Lastiklerin rodajı var. Bir, yani de kapı açma kapatma falan da rodaj diyebilirsin. Hayır canım. Ehliyetin rodajı var. Ben o rodajı çok ağır yaşadım. Ehliyetin rodajı bence en önemli konu. O ayrı bir şeye saklayalım, bölüme saklayalım. Ehliyet aldığım ilk gece ben trafik cezası yemiştim. Hadi ya. Bak bunların hepsi rodaj pürüzlüğü. Arabanın stop yanmadığı için. Yalnız sen son iki programdır şeysin böyle. Hani bayağı geçmişinde apaça tayfaymışsın. Hani hani oradan böyle... Apache demeyelim ya. O zaman Apache yoktu yani bizim hayatımızda. Ha, senle doğmuş kavram diyeyim. Ama Halit Bey her şeye bilimsel yaklaşır mesela. Evet. Halit Bey sıfır çizmez. Mobius çizer. Değil mi? Halit Bey Mobius çizer. Hayır Anadolu'nun gücü yetmiyordu zaten sıfır çizmeye. C yapıyorduk. Ama yan abi, biliyordum yani. Driftim vardı ya. Hakan abi tık alsana. Anadolu tık yazsın. O tamam. O Anadolu tamam. O okey. Şimdi... kalemini hazırla. Sabuncu beniden. ama rodaj konusunda inatla konuya dönüyorum farkında mısın? Öyle yapalım zaten. Genellikle en merak edilen şey motor rodajıdır. Tabii. Onun için onu en sona bırakalım. Aslında en merak edilen o. Bence onu konuşalım. Sonra diğerlerine geçelim. Tamam. Şimdi çünkü o bize sorulan rodajla ilgili gelen soruların tamamı aslında şeyle ilgili. Motor rodajını soruyor insanlar. Doğru. O zaman onu bir anlatalım. Bir de şey vardır ya sağır motor gaza basmazsan sağır olur motor filan. Aslında hep o taraflardan gelen onunla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben biliyorum ki bizim konuyu biz buradan bir dağıtmaya başlarsak. Toplayamayız. Toplayamayız bir de konu dağılır. Biz önce bir konuyu anlatalım. Dur. Geri kalanı sonra anlatalım. Bir dakika Halit Bey çok güzel bir şey söyledi. Ben sağır motoru şuraya not alıyorum. Çünkü burada anlatmam gereken çok teknik bir konu var. Ondan da bahsedeceğiz. Şimdi... Hakikaten önce rodaj deyince akla motor geliyor. 0-1 otomobil aldık. Fabrikadan çıktı, bize güzel temizlendi, mevizlendi, teslimi yapıldı bu arabanın. Her şey pırıl pırıl, kokusu güzel, sıfır. Şimdi son dönemde bu sıfır otomobillerin nasıl kullanılması gerektiği konusundaki yöntemler değişti. Aracı alıyorsun diyorlar ki hayırlı olsun kullanın 20 bin kilometre sonra görüşürüz. Tabii. Burada benim katıldığım şeyler var, katılmadığım şeyler var. Kimseyi kötülemeye çalışmıyorum. Ama dedik ya birlikte çalışması gereken metal yüzeylerin uyumu. Bu uyum sırasında ortaya metal tozu, talaşı vesairesi çıkıyor. Bunlar motorun içinde dolaşan yağın içinde asılı kalıyorlar.
20 bin kilometre bunları motorun içinde dolaştırdığın zaman sen başka bir yerleri aşındırmaya başlıyorsun. Çiziyorsun. Ve bunu bana, ben çeşitli mühendislere sordum. Hani bu sektörün içinden. Anlatabilen çıkmadı. Ve ben bunu şöyle düşünüyorum. Burada bir çeşit bir planlı eskitme var artık. Yani bu otomobilin 30 yıl kullanılması hedeflenmiyor. Evet. Yani bak bizim neslimiz... Beyaz eşyalar da öyle. Beyaz eşyalar da öyle. Tabii ki. Bir ömrü var. Sen bunu çöpe atıyorsun. Çünkü renkli, çok albenili reklamlarla sana hemen daha büyüğünü, daha can canlısını satıyorlar. Daha az elektrik tüketeni. A++ falan mesela. E tabii. Ertesi sene 2+ daha ekliyorlar ona. Ama hani bizim alışa geldiğimiz şeyde, düzende hem sıfır alınan aracın bir rodajı vardır, hem de hasbelkader bir aracın motoru yenilendiyse bunun tam anlamıyla hizmete sokulmasının öncesinde bu motorunun bir rodajı vardır. Ya eskiden otomobil 0 kilometre aldığın zaman 1000 kilometredeyken giderdin yağı ve filtresi değiştirdin. Sonra da bazı markalarda 5000 kilometrede bir, bazılarında 7500'de birdi periyodik bakımlar. Kabul. Kabul. Tamam, o zaman üretim toleransları, malzeme mühendisliği vesaire bir sürü şey için ama giriyor. Çok eski değil bu ya. 20 sene önce işte benim o eski değil. 20 yıla kadar bile gitme zaten. 1000 kilometre vardı. Yağı 5000'de değişir. 10.000'lerde de bakım yapılırdı. Şimdi burada çoğu insanın duyduğu zaman itiraz ettiği bir şeyden bahsedeceğim. Yağ teknolojisi çok değişti. Bunu kabul ediyoruz. Tabii. Sentetik yağ teknolojisi, niteliğinin bozulması, sıcağa dayanıklılığı, içinde taşıyabildiği askıdaki partikül oranı, deterjanları, düşük kül özellikleri vesaire, bunlar gerçekten çok önemli kimyasallar haline geldiler. Ama önemli bir şey göz ardı ediliyor. Sıfır motora sentetik yağ konmaz. Ben bunu söylediğim zaman çok itiraz eden çıkıyor. Sentetik yağın güzelliği nerededir? Daha kaygan bir yüzey yaratır, değil mi? Rodaj esnasında bu istenen bir şey değil. Rodaj esnasında iki yüzeyin birbiriyle çalışıp bir alışveriş yapabilmesi gerekiyor. Rendelemesi lazım birbirine. Mikro anlamda evet. Tabii. Ama sen buraya çok çok kaliteli bir sentetik yağ filmi tabakası ilave edersen buradaki rodaj bitemiyor. Ondan sonra Halit Bey'in söylediği sağır motorlara geliyoruz. Ondan sonra yağ yakan motorlara geliyoruz. Çok benzin ya da yakıt tüketen peki, motorlara geliyoruz. Performans olmayan motorlara geliyoruz. Şeyde fabrikada sentetik koyarak göndermiyor motor oyunu. Tabii. İşte benim zaten katılmadığım şeylerden biri bu. Benim, bakın ben bu konuyu çok araştırdım. Çünkü bak ellerim kirli, görüyor musun? Yani Allah aşkına yakından bakın, ellerim kirli. Sürekli ellerim kirli benim. Ben çok motor yaptım. Ve bu motorları layıkıyla hayata geçirebilmek için şu rodaj meselesini Amerika'dan, Almanya'dan, Japonya'dan ne uzman ne yazmışsa okuyup harmanladım, bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Onu anlatırken bir soru sorayım peki. Bununla beraber yanıtlayalım diye. Çünkü sonrasında absürt bir soru olabilir. Günümüz teknolojisindeki sıfır otomobillerin de rodaja ihtiyacı var mı? Rektifiye edilenleri saymıyorum. Sıfır. Fabrikadan aldın. Bence var. Rally'den aldığın otomobilin rodaja ihtiyacı var mı? Bence var ama aracı aldığın zaman 20 bin kilometre sonra görüşürüz diyorlar. O benim Allah aşkına şimdi, ya senin içine siniyor mu? Sinmiyor. Tamam, evet, şimdi sen konuyu tam baştan itibaren anlat. Hani en azından o soruyla beraber harmanlayarak gidelim dedim. Anlatacağım şimdi, konu vardı ya. Bir motoru bitirdik. Her şeyini monte ettik. Her şeyi hazır. Yakıt sistemi bağlandı. Elektrik aküsü sağlam. Her şeye hazır. Önce bunun içine yağ konulur. Ama bunun içine yağ konarken mutlaka tek ağırlıklı, single weight tek ağırlıklı 30 numara diye tabir ettiğimiz sentetik olmayan mineral yağ konulur. İki şişe daha kenarda ya da iki konteyner daha yağ kenarda yedek bulundurulur. Motorun bujileri sökülür. Yakıt sistemi devre dışı bırakılır. Yağ şeyine bakılır, basınç göstergesine. Yoksa da bir tane dışarıdan hemen takılır. Takarsın. Ve yağ basınç göstergesi sağlıklı bir şekilde basınç gösterene kadar o motorda marşa basılır. Bujileri sökülü olduğu için ateşleme yapmaz. Direnç yoktur direnç üstünde. Yok. Motor çok serbest çalışabilir, daha hızlı dönebilir. Yakıt sistemi de çalışmadığı için ortalığa yakıt püskürtmezseniz bir yangın riski de olmaz. Ama o yağ şeyini görmeniz gerekiyor. Yağ basın zaten sesi değişir. Çok mekanikten daha sakin bir sese döner motor. Bunu yaptınız, yağ basıncını elde ettiniz. Bujileri geri takarsınız. Ben hep benzin motorlarla uğraştığım için hep buji diyorum. Dizel motoru olan arkadaşlar lütfen hani bu konuyu ona göre dinlesinler.
gerekli röleleri yerine takıp yakıt sistemini de aktive edersiniz. Bu aracı çalıştırırsınız. Önce bir parça yüksek rölantide çalışır. Burada yapmanız gereken şeyler çok bellidir. Derhal herhangi bir kaçak var mı diye gözle kontrol edilir. Bir aksaklık var mı? Olmaması gereken sesler var mı? Çünkü içeride her şey olabilir, hazırlıklı olmak gerekiyor. Siz yaptığınız işten emin de olabilirsiniz ama hazırlıklı olmak gerekiyor. Fan açılana kadar, ki bu aşağı yukarı 10-15 dakika sürer, bir parçada rölanti yüksektir o dönemde, bu motor çalışır. Motoru kapatırsınız, yağı boşaltırsınız. Burada ben yağı boşalttığım zaman çok özel filtrelerden geçirip boşaltıyorum. Bir de filtreyi söktüğüm zaman açıp içindeki o pileli filtre malzemesinde iyi ışıkta mutlaka inceliyorum. Herhangi bir şekilde orada metal kalıntısı var mı? Yani içeride bir şey ters gidiyor mu? Bunun hepsi iç huzuru çünkü. Her şey güzel. Yedek yağ bulunduruyoruz ya. İkinci parti yağı koyarız motorun içine. Bunların hepsi yalnız mineral yağ. Hiç kesinlikle burada sentetik yağ yok. Araç zaten çalıştı. Kaçağı göçeği yok. Sesleri düzgün. Çıkarırız. Tercihen trafiğin olmadığı bir saatte çıkarırız aracı. Önce aşağı yukarı 3000 devirlere çıkarıp motoru... Devir arttır arttır. Şey ama böyle nazikçe 3000 devire çıkarıp vitesteyken ayağımızı gazdan çekeriz. O kompresyonda bir devir düşürür. Bunu tekrarlarız 5-10 kere. Sonra bunu 4000-5000 devirlere çıkarırız. Nazikçe ama. Fakat burada önemli olan o devire çıkarınca ayağınızı gazdan çekeceksiniz. O motor kompresyonda düşecek. Çünkü segmanlar vakum ortamında çok daha rahat oturuyor yerine. Yani bu hani patlıcan oturtma vardır. Ben buna segman oturtma derim şaka yollu. Bu segmanı yerine oturtma işlemi motorun ömrü açısından çok önemli bir şey. Ve orada devirler çok mühim. Burada yavaş yavaş 6000 devire kadar çıkarsınız. Ama bunu çok nazikçe yapmanız gerekiyor. Burada bir 30 ila 50 kilometrelik kendinize önceden bir parkur belirlemeniz lazım. Trafikte kalmayacağınız bir saatte. Aşırı hızlara çıkmaya gerek yok. Bu devirlere ikinci, üçüncü viteste de çıkabiliyorsunuz. Tabii. Araba hızlı gitmiyor. Önemli olan devir. Geri getiriyorsunuz aracı, o yağı da boşaltıyorsunuz. Tekrar bir inceleme. Üçüncü parti yağı koyduk. Kesinlikle sentetik değil. Bu yağ 1500 kilometre motorun içinde kalır. Bu 1500 kilometrelik dönem içinde aracı nasıl kullandığımız çok önemli. Sürekli aynı devirde gitmemek gerekiyor. Sürekli düşük devirde gitmemek gerekiyor. Sürekli kesinlikle ve çok ciddi yüksek devirlere çıkmamak gerekiyor ama 6000'lerin falan görülmesi lazım nazikçe çıkarak. Motoru cezalandırmamak gerekiyor. Ani hızlanmalar yapmamak gerekiyor. Ama bu dönem içinde de mümkün olduğu kadar o kompresyona kalmak dediğimiz viteste yavaşlama işleminin yapılması tavsiye edilen bir şey. Bunları yaptığımız takdirde motorun şimdi aslında yataklarda pek bir rodaj yok. Bütün motorun içindeki en önemli rodaj faaliyeti segmanlarda segmanlarla silindir cidarları arasında olur. Bizim ve işin en hayati kısmı da orasıdır. Senin kompresyonunu, motorunun gücünü, vıdı vıdısını belirleyen her şey aslında oradaki bütün ilişkilerde. Bütün performans orada oluşuyor zaten. Oradaki ilişkilerde. 1500 kilometreye geldi araç. Tekrar bir her şey kontrol edilir. Keçeler sızdırıyor mu, şudur budur. Her şeye bir bakılır. Çünkü olabilir böyle şeyler. O yağ boşaltılır arabadan ve çok uzun süre beklenir. Sıcakken boşaltılır. Sana vurdum kusura bakma. Bu aşamada artık motora sentetik yağ konulur. Ve bundan sonraki dönemde artık aracı nasıl kullanacaksanız, yani bu bir kargo dağıtım aracı da olabilir, sizin günlük keyfi kullanım aracınız da olabilir. Nasıl kullanacaksanız bundan sonra artık öyle kullanın. Yıllar boyu size bu motor hani güzel bir sadakatle hizmet edecektir. Halit Bey çok güzel bir şey söyledi, sığır motor diye. Özür dilerim hep ben konuşuyorum ama çok heyecanlıyım. 23 Nisan'da şiir okuyan öğrenci gibiyim. Ezberledim. Şimdi... Ya bunu anlatmak çok kolay değil. Silindiri böyle kocaman bir şey düşünelim buraya kadar. Tamam mı? Bunun içinde bir piston inip çıkıyor. Teoride bu piston hep A noktasıyla B nokta arasında çalışır. Evet. Hep teoride. Gerçek hayatta devir arttığı zaman metalin esnekliğinden dolayı ne kullanırsanız kullanın. Metalin esnekliğinden dolayı orada gözle görülemeyecek seviyelerde bir A artı noktası vardır. Çünkü o kadar hızla yukarı çıkan piston bir anda aşağı inmeye çalıştığında, çünkü hareketi böyle yapıyor,
metaldeki esnemeden dolayı o segmanlar her zaman geldikleri noktanın biraz daha üstüne gelirler. Hayatı boyunca yüksek devir görmemiş motorların şeyleri, segmanları hep aynı noktaya kadar geldiği için orada bir kalıntı bırakmaya başlarlar. O A noktası, tepedeki A noktasında. Bu kalıntı bazen elle, gözle hissedilebilir seviyede olur. Bazı durumlarda çok özel cihazlarla görülebilir halde olur. Siz böyle bir motorda devri yükseltmeye çalıştığınız zaman buradaki segmanlar doğal olarak o A noktasından birazcık daha yükselmeye çalışıyorlar ya, ama orada bir fatura, bir dudak var artık. Bir şeyden oluşmuş o. Orada ya bir kırılma olur ya da onu geçemez, zorlanma olur. Eğer orada bir kırılma olursa segmanlarda çok kötü bir aşınma meydana gelir orada. Anlık, hemen. Çünkü orada bir çıkıntı var ve segman artık, oraya gelmeye oraya çalışıyor. Buradaki o minicik ilave aşınma artık o segmanın daha verimsiz bir segman olmasına yol açar. Dolayısıyla orada çeşitli kompresyon kaçakları oluşmaya başlar. Yağ yakmak değil çünkü yağı tutmak en alttaki segmanın işidir. O başka bir şey. O yağ segmanı zaten. En üstteki kompresyondan sorumlu devlet bakanı. Fakat orada artık kompresyon kaçmaya başladığı için bu motor sizin istediğiniz seviyede bir performans verememeye başlar. Biz de buna sağır motor deriz. Çoğunlukla yani, da hep düşük devir, uzun süre düşük devir kullanılan motorlar da aslında olur temelde. Ve iyi değildir bu. Şeyde de, rodaj döneminde de mesela zinhar yüksek devire çıkılmayacak diye bir kaide yoktur. Çıkılması gerekiyor. Şunu düşünün, siz devir değiştirdikçe içeride dolaştırdığınız yağın debisi değişiyor. Tabii. Ve debisi değişen bir sıvı farklı partikülleri sürükler ya da bırakır. Nehirde yavaşladığı zaman delta oluşturur. İçindekileri bırakıyor çünkü artık. Siz burada farklı debilerde dolaştırdığınız zaman bu yağı devir değiştirerek, ama cezalandırır gibi değil, hani testere gibi kullanmak değil arabayı. Güzel güzel. Burada bu birlikte çalışmaktan oluşan mikro partikülleri farklı farklı yerlere taşımaya başlıyorsunuz. İdealde zaten bunların gidip de birikmesi gereken yer yağ filtresinin içidir. O yüzden yağ değiştirildiğinde abi filtre kalsın mı diyenlerden uzak durun. Uzak, kaçarak yani uzaklaşın orada. O filtrenin yağla birlikte değişmesi gibi. Ya bir otomobil çok büyük yatırım, özellikle Türkiye'de. Hani 3 kuruşluk filtre için lütfen hani otomobilin kalbini risk etmenin kim alemi yok. Yağın içindeki çok üzüldüm. Yağın içindeki şeyi göremeyebiliyor kullanıcılar, partikülleri vesaire. Çok küçük olabilir. Ama yakıt filtresinin bir demeyin, şöyle bir üfleyin bakın, bildiğin çamur akıyor. Üflemeden önce onu sert bir yüzeye 2-3 kere vursana. Etrafa dağılmış olan o kurumsu yani yakıttakini görebilirsin. Yağdakini belki simsiyah göremeyebilirsin. Ama yakıttakini görürsün. Yağın da rengini değiştiriyor olmasının. Basit bir şey var abi. Yağ filtresi dediğin şey tuvaletteki sifon aslında. Böyle bakmak lazım. Sen tuvaletten çıkarken sifonu çekmiyor musun? Yağı değiştirirken de onu çekeceksin abi, çıkaracaksın, yarısını takacaksın, bu kadar. Ben yani de şimdi nasıl böyle bir analoji gelecek diye çok merak ediyordum ki. Ben dedim ki sifona gittik, eyvah Allah'tan diyeceğim hani. Tuvalet fiyatlarının pahalanmasına kadar gelmedik orada. Onlar pahalı evet. Yani. Evet. Şüphe yok da. Bir de mavi toplardan da koyuyor muyuz kenara? Hani o da var mı? Hani Karter'in içine konuyor. Tamam, konu dağılmasın. Bak adam şiir gibi anlattı burada. Hiç şeye gerek yok. Konu şey demedim ya. Tamam. Allah Allah, hiç ağzımı açtın mı? Yalnız rodajdan bahsediyoruz. Dışarıda bir araba can çekişiyor, duydunuz mu? Rodaj yapıyor. Rodaj yapıyor. Hatta eskiden hatırlıyor musun? Belediye otobüslerinde rodajladır diye kocaman tabela atarlardı. Evet ya. Evet ya. Ben böyle ne kadar mühim bir şey falan diye böyle çocuk. Aslında mühim bir şey ama. Çok mühim tabii. Yani özellikle eski motorlarda çok daha önemliydi. Bak şimdi üretim toleransları çok daha iyi bir noktaya geldi. Onu kabul etmek lazım. Ya ben onu inkar etmiyorum. Ford Otosan'daki bir mühendisten öğrenmiştim ben. Türkiye'de üretilen Ford Taunus'ların 2 litre 105 beygirdi onlar. 90 beygir çıkan da var diyordu. 120 beygir çıkan da var. O kadar geniş bir yelpaze var yani. Teknolojiye bakar artık mısın? Artık orada silindir kapağının dökümünden kalan çapaklar falan devreye giriyor. 70'li yılların teknolojisi üretilmiş makineler yani sonuçta. Öyle. Şimdiki teknoloji öyle değil yani. Öyle. Oraya doğru. Öyle. Bir arada ben İETT'de staj yaptım. Oradaki hikayeler anlatayım sana. Bak mesela İETT gibi bir kurum elinde kaç otobüs vardır Allah bilir. Yani binli rakamlar var. Bunlar sürekli hizmetli olan araçlar. Tabii. Milyon kilometreleri oluyor. Eminim orada bir program vardır ve bir garajda sürekli motor yapılıyordur. Tabii. Yani tabii. Bu
Allah'ın emri olmazsa olmaz bir şey. Benim burada... benim dönemim için söyleyeyim. Şu an orası kapalı galiba. Ben Topkapı garajında görevliydim. Altunizade garajı sadece bakım şeyler sökülenler oraya gider, parçalar orada tamir edilir. Orası sadece tamir atölyesi. Tamir edileni al tekrar geri getir. Mesela AC motorlu bir Tesla'nın rodajı. Yapıştır. Çünkü birbiriyle çalışan parça yok. bir dakika. Silindir kapağının rodajı olmaz. Onu da söyleyeyim. Yani şeyin, sübapların, yayların rodajı olmaz. Orada aracı bitirdiğiniz zaman normal kullanmaya başlayabilirsiniz. Ama oradan onların pastası vardı. Eskiden yapılırdı böyle. Bak polish. O yok polish değil. Şey polish yok. Değil. Sübap alıştırma derler. Sübap alıştırma. Sübapların o çelik sübap yuvalarıyla uyum içinde çalışabilmeleri. Alıştırılması gerekir. Oraları parlatırlardı. Tamam. Tabii. Portları falan da böylece hava akışı da rahat olurdu. Sübap alıştırması için de birazcık oraları parlattım, daha kolay alışır zaten. Ama yine de macun olur. Şöyle. Şimdi canım, geleneksel olarak silindir kapakları ya döküm demirdir ya alüminyumdur. Alüminyum. Hayır, ya döküm demirdir ya alüminyumdur. Ama iki malzeme de sürekli üstünde bir sübapın çalışmasına müsaade edemez. Onun için sübabın kapanması gereken yere çelikten, hadi çok param varsa berilyum gibi egzotik metallerden halka halinde bir sübap yatağa koyarsın. Yatak, evet. Yatak denilebilir. Seat diyoruz ya, delf seat. Yatağa koyarsın. Orada ama onun çeşitli açıları vardır yani. Çok pozitif, çok düzgün bir kapanma lazım orada. Şimdi yatağın açısı bu, sübabın açısı da böyle bir şey. Bak bunu kapatmaya çalıştık, burada böyle bir boşluk kaldı. Sen o alıştırma işleminde bu ikisinden de biraz alarak çok önemli bir pasta var orada, aşındırıcı. İkisini artık şu hale getiriyorsun açılarını. Ama dökümlerde özellikle daha fazla pütür var ya. Yok o parçalar yani, şey ama. O yatağın oraya yerleştirilmesi bile dert. Tabii onu şimdi onun teknolojisine onu da, girmeyeyim ama. Onun da oraya alıştırılması yani gerekiyor. Yani sıvı nitrojenler devreye giriyor vesaire, onun teknolojisine girmeyeyim. Çünkü robotlar alıyor sıvı nitrojenden biliyorsun. Şimdi yani motorun rodajını geçtik ama yani çok genel hatlarıyla geçtik aslında. Sorusu olan varsa altına eklesin. Elimizden gelince yanıtlamaya çalışıyoruz. Burada şimdi debriyaj rodajından, fren rodajından bahsetmiştik. Edeceğiz daha işte söyleyeceğiz. Yani öyle konular olduğundan da bahsetmiştik. Hoş artık işte düz, yani manuel şanzıman otomobilde pek kalmadı ya satılan. %20'ye falan düştü Türkiye'de. 20'lerdi en son. O da zaten onlar da Ege'ye zaten. Ama valla manuel şanzımanla otomobil kullanmak, manuel şanzıman kullanmak bir sanattır. Benim tercihim her zaman manuelden yanadır. İstediği kadar trafik olsun, umurumda değil. Araca hakim olmak istiyorum ben çünkü. Bir gün, yani bir aracın kaderindedir, debriyajı değişir. Debriyaj değiştiği zaman, bunu bütün üreticiler söylerler, İlk 500 kilometre çok önemlidir. Çünkü sonraki 100 bin kilometreyi belirleyen bir 500 kilometredir o. Debriyaj değişti, artık her şey güzel diye buu diye basıp gitmek olmuyor. Aslında fren balatası ile debriyaj balatası aynı şekilde ısıtılmalı. Doğru. Aynı şekilde alıştırılmalı temelde. Aynı malzeme zaten. Ama şimdi frene yaptıklarımızı debriyaja yapamıyoruz ya. Hayır. Oradaki önemli iş yavaş yavaş ısıtmak ve üzerine sert darbe vermemek ilk başta. Şimdi hikaye o aslında. Yine doğru bilinen bir yanlış var. Frende ve debriyajda bir balata malzemesi, bir de metal yüzey var. Ve herkes, bunu daha önce anlatmıştım ben, herkes buradaki ana işlemin balata ile metal arasındaki sürtünme olduğunu zannediyor. Ama o değil. Buradaki sürtünme işlemi, yani tutunmayı sağlayan şey, bu balatanın bu metal yüzey üzerinde bıraktığı kalıntı ile balata arasında. Yani onun için önce burada yakmadan, bozmadan çok düzgün bir balata kalıntısı bırakmak zorundayız. Bunu da ilk 500 kilometre aracı gayet böyle mutedil, hani sakin, barışçıl, suhulet içinde, efendi çok benim, böyle benim gibi suhulet yani. De eski bir gemi ismidir bu arada. Osmanlı Türk hani Türkiye'ye geçiş döneminde çok meşhur şeylerden bir tanesidir. Sakinlik yani benim aslında. Gibi kullanacak yani. Dingin. Ama hani debriyajı çok böyle yedire değil, bağım diye debriyaj bırakarak değil. Pedal düşürerek hiç değil. Hiç değil. Debriyaj tokatlayarak vesaire değil. Belli arkadaşlar biliyor benim ne demek istediğimi. Pedal orada. Düşürmeyi de bilen vardır inşallah. Yani onlar değil, bayağı babaanne modu. Masa sağlam yani arkadaşlar, farkındasınız. Pedal düşürme ama gerçek bir testtir yani. Tabii o yapılması gereken şok testidir testler, o. Tabii. Bu arada otomatiklerde governor testi var da ona hiç girmeyeyim, herkes kırar.
İlk 500 kilometreden sonra aracınızı yani iç huzuruyla kullanabilirsiniz. Frenlerde iş biraz değişiyor. Çünkü frenleri daha kolay manipüle edebiliyoruz. Fren balataları takıldı araca. Derler ki yeni balata takıldı. Hadi al kullan kardeşim. Ha, çok önemli bir şey unuttuk. Debriyaj değiştiği zaman manuellerde kesinlikle ve mutlaka olmazsa olmaz o volanın taşlanması gerekiyor. Yeni balata malzemesinin mutlaka yeni metal yüzeyle çalışması lazım. Çünkü burada gözle görülemeyecek yamulmalar olabiliyor. Tabii. Olan balataya oluyor. Ben şeyi biliyorum oluyor ya. Zaten. Oluyor. Kesin oluyor yani. Yani çizikler oluyor. Hayır, ben şunu biliyorum. Balata, debriyaj balatası değiştirilmiş. 3 gün sonra araba bir yere gitmiyor. Yani olduğu yerde kalıyor böyle. Sökülmüş. Yeni balatanın metali duruyor ortada. Pişmaniye gibi dağılmış, simsiyah olmuş bir de. Bütün o balata malzemesi aşağıda birikmiş. Ya tabii debriyaja girdiğin zaman balata üzerinde malum yaylar var. O yayların kırık olmaması lazım mesela. Değiştirdik çok diyoruz değişik. Ya. Hayır, çakma balata devam ediyor biliyorsun. Ben yıllarca hiç balata çaktım küçükken. Hani ya şimdi ben ona girmeyecektim ama. Onlara hani bakmak lazım. Balata çaktığın aslında benim tercih ettiğim bir şey. Yaptığın balata çakma işini. Yok. Babanın işiydi yani biz. Hangi il? Hangi il? Ege bölgesinin nadide ili Manisa. Manisa yaz. Manisa'ya çek koy. Kapının önünde ne marka bir araba vardı? Arada onu söyledi ya, onu aldık. Daha başında söyledi onu. Oradan evet. Yakaladık ya. Olsun, duymayan olmuş. Anadolu. Bu arada sen biliyor musun bizim Anadolu'lar Rally'ye katılacağımızı? Klasik otomobil yarışı. Rally deyince normal. Ooo, rally değil yani. Beyler bir kıskanırım, bir kıskanırım. Bir kız şuradan çoğu at diye giderim. Abi 3 kişi olabiliyor arabada. Arkadan biz de gidelim. Sen de. Evet. Bir arabada siz gelin. Bir arabada siz gelin. İki araba. Rodajını da yaparız. Bak nasıl coştum, bağırıyorum. Ciddi söylüyorum hep. Ona da gelsin. Bir araba daha buluruz, ne olacak? Bir dakika şimdi. Hem sizin huzurunuzda hem de bizi 88 milyon seyrediyor. Kesin. Kesin. İzleyen 88 milyonun huzurunda. Gelmeyen ne olsun diyorum. Tamam. Peki. Tamam, anlaştık. 19 Mayıs yalnız. Eğer bu rally'ye gitmezsem yorumlarda istediğinizi yazın. 80 milyona sesleniyorum bunda. Tamam. Tamam. Ama nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Sabuncubeli olabilir gideceğimiz. Sabuncubeli. Şaka maka şey biliyoruz. Hani organizasyonu biliyoruz. Nerede yapılacağını bilmiyoruz ama biz katılacağız. Araba duramıyor. Fren rodajında kaldık. aman abi biz bir klasik yarışında yalınla o geldi başımıza. Fren gitti. Yani. Onlar ayrı şeyler ama Mercedes yani. Vakumu emme manifoldları oluyor ya. Fren için. O klepe açık kalmış. Hey! Yok. Yap, şey yap yani. Bakayım onu bir daha. Yok bir daha. Güzel de. O tarz şeyler bir kere oluyor işte. Bir de o yüzden hararet yapıyor makine biliyorsun. Bir öyle bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Tabii. Vakum olmadı. Evet. İşte elma manifoldunun içinden alıyor ya. Bir Anadolu'dan bak nereye geldik gördün mü birden. 19 bir Mayıs'taki rally'ye inşallah katılacağız hep beraber. İnşallah. Bir anda. İki araç olduk. Fren devriyacı. Ama tren debriyajı. Çok güzeldi. Dur, şuradaki sigortayı değiştirsen. Dur. Turgut kaçırdın. Ne oldu? Konuya devam etti. Fren debriyajı dedi. Fren debriyajı. Fren rodajı. Şimdi. Ya ben bir şey özür dilerim. Çok böldüm. Sen fren debriyajı demişsin. Biz geçen gün bir tane yayında şey dedik. Koldan direksiyon. Ben koldan direksiyon dedim. Sonra bu normal. Evet, koldan direksiyonlar falan. Ne bileyim ben. Direkt devam ettim oradan. Hiç düşünmedim yani. Sonra bir arkadaş bana şey dedi. Koldan direksiyon ne abi dedi. Tavandan biter. Ben bir de diyeceğim. Koldan direksiyon olmaz ki yani. Ya abi söylediniz dedi. Dedim nasıl ya? Koldan direksiyon dedim. Ben koldan direksiyon demişim. Evet, koldan eski Amerika koldan viteslerini. O da normal koldan direksiyon devam etmiş. Öyle yandan çarptı. Biz gidiyoruz yani programda. Vallahi olmuş. Özür dilerim. Top sende. Fren rodajı. Şimdi hani çeşitli servislere gidebilirsiniz. Fren balatalarınızı değiştirtebilirsiniz. Kendiniz değiştirebilirsiniz. Lütfen hani kendi emniyetiniz için, cebinizdeki paranın hayrı için, bunu daha uzun yıllar böyle keyif içinde kullanabilmek için o fren disklerini, fren kampanalarını lütfen, lütfen taşlasınlar. Yoksa bu iş yarım yapılmış oluyor. Ben yaptım oldu demeyin. Hakan abi bununla ilgili bir canlı yayında biz konuştuk. Altına şöyle bir yorum geldi. Okudunuz mu bilmiyorum. Arkadaşım bir tanesi yazmıştı. Dedi ki siz yapın diyorsunuz. Servise gidiyorum. Yapmıyorlar kardeşim dedi. Yazmış yani. Yapmıyorlar diyor. İşine gelmiyordur da ondan yapmıyordur. Tamam. Yani şimdi Türkiye'de şu lafları duydum. Bu modeller böyle.
Bunlar ancak bu kadar olur gider. Olur mu şey ya? Çünkü benden sana 10 yıl garanti. Çünkü araba gidiyorsun bir daha orada yok tablo oynuyor. O otomobilin yetkili servisi vesaire için söylüyorum. Fren balatalığını değiştirmesi maksimum yarım saat 40 dakika. İşin içerisine taşlama girdiğinde bekleyecek. O bir gün. Ama bakın mesela benim sık sık gitmeyi sevdiğim bir fren tamir merkezi var. Adamların aslan gibi bir de taşlama tezgahı var orada. Frenlerinin değişmesi gereken araçlardan hemen diskini, şeyini, kampanasını neyse ama söküyorlar, takıyorlar. Efendi gibi tık 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 tık. Ama işte bu yetkili serviste yok bunlar. Ve bu senin... Abi. Bizde vardı kampana disk sonrası. Hayatım, evet. Yetkili serviste yok diyorum bak. Yetkili serviste şey oradaki yani. Her base para. Yetkili servis çünkü sana raftan disk satmaya çalışıyor da o yüzden. Tabii ki. Rotor satma. Ama öbür türlü de senin dediğin o frenciye gidersem de garanti dışına bırakıyor beni. Ne yapacağız? Hayır. Eğer yapılan işlemleri belgeleyip faturasında da neyin ne olduğunu açıkça belirtirsen o faturayı ibraz ettiğin zaman kanunen senin garantini etkileyemiyorlar canım. İşte ama bu, bir dakika zaten balata, disk bunlar garanti kapsamında da değil ki sarf malzemesi yani. Sarf malzemesi. O zaman arabanın sileceğini değiştirdim. Yani, debriyaj balatası. Bir dakika arabanın sileceğini değiştirdin A marka X marka silecek taktın sen o aracı modifiye etmiş oluyorsun. Şimdi yok, kanuna bak. İyi de zaten şey var. Konu da aldı tamam. Evet, tamam. Sileceğe girmeyelim. Fren rodajı. Fren rodajı. Her neyse. Disk kampana taşlanacak arkadaşlar bir. Ama onun da toleransları var. O toleransların dışına çıkılmayacak. Çıkacaksa eğer yeni alınacak. Yedisi. Yeni taşlanacak bu arada. Çünkü o yeni dediğiniz diskler ya da kampanalar gerçekten de tam düz değil. Çok iyi markalar taşlanmış geliyor. Hareleri oluyor. Ben güvenmem abi. Mutlaka bir bakmak lazım. Ha, tabii. Mutlaka yani bir takıp bakmak lazım. Çünkü 0.034 milimetreler direksiyonda bunu yaptırıyor. Aynen, adamı öyle. Sonra. Aynen öyle. Şimdi disk frenli bir araçtan bahsedelim. İşleri basitleştirmek adına. Yüzeyler yeni. İki yüzey de yeni. Balata yeni. Disk, metal yüzey taşlanmış. Yeni. Her şey yeni. Bu araçla çıktınız. Mümkün mertebe çok fazla fren yapmadan kendinize bir açık yol bulun. Bu çıktığınız yolda önce aracı bir 20'ye çıkarıyorsunuz, frenle yavaşlıyorsunuz, durmuyorsunuz ama. Yani bu saydığım işlemlerin hiçbirinde durmak yok. Çünkü durduğunuz zaman iş başka yerlere gidiyor. 20 ile arabayı iyice yavaşlatıyorsunuz, sonra tekrar hızlanıyorsunuz. Yine 20'ye çıkıyorsunuz, tekrar yavaşlatıyorsunuz. Bunu 3-4 kere yaptınız. Sonra 40'a çıkıp bu işlemi yapıyorsunuz. Arada lütfen durmayın. Sonra 80'e çıkıyorsunuz. Yine 5-6 kere... Yavaşlarken de böyle zınk diye değil, tatlı tatlı yavaşlıyorsunuz, arabayı iyice yavaşlattıktan sonra ayağınızı frenden çekiyorsunuz, tekrar hızlanıyorsunuz. Bunu 20, 40 ve 80'de en az 5'er kere yapın. Zaten orada pad deposit dediğimiz yani fren balatasının kalıntılarının artık bu taşlanmış ya da yeni yüzeyde birikmiş olduğu, yanmadan, camlaşmadan birikmiş olduğu çok güzel bir uyum yakalamış olursunuz. Rodaj uyumdur diye anlatmıştık. Ve ondan sonra artık siz aracı normal kullanmaya başlayabilirsiniz. Bunu yaptığınız takdirde sizin fren mesafenizde hissedilir bir kısalma da olacaktır. Çünkü bazı durumlarda 2 metre, 3 metre, 5 metre hayat demek. Ölüm ve hayat arasındaki fark olabiliyor. Yola fırlamış küçük bir çocuğa 2 metre kala durabilmek var. Sonra gidip ailesine taziye ziyaretinde bulunmak var. Yani aradaki farklar gerçekten ölüm kalım olabiliyor. Onun için yani biz bunlara bu yüzden dikkat ediyoruz. Bir de şeyi söyleyeyim ben burada. Yeni balata takıldığında hani insanlar şeyi düşünmüyorlar. O pişmesi gereken bir malzeme ama yavaş yavaş pişmesi gereken evet. bir malzeme. Ama insanlar genelde balata değişiyor, servisten çıkıyor, normal kullanmaya devam ediyor. Bazı kazalar da böyle oluşuyor. Henüz daha pişmemiş, ısınmamış balatayla art diye bir fren yapıyor. Tutmuyor fren. Şimdi İstediği gibi tutmuyor yani. Şimdi şuradan çıktık. ABC lastikçisi. Çok güzel bir marka. En iyi lastiği aldık. 4 tane taktırdık arabaya. Buradan güzel bir yola çıktık. Bastık gidiyoruz. Ne gelir başımıza? Lastik rodajı da var. Aynen öyle. Çünkü o lastik fabrikada kalıptan ayrılırken kolay ayrılabilsin diye. Bir cila var üzerinde öyle diyelim. Cila gibi bir şey var. Kalıp ayırıcı var sonuçta kalıp yani. Cila diyelim biz ona. Kaygan bir malzeme yani aslına bakarsan. Ama işte o malzemenin bir parça şeyde sürtünmeyle ayrılması için yok edilebilmesi ne kadar sürüyor? 100 kilometre civarında, 150. Yani hangi tip yolda kullandığın
nasıl kullandığın, hayır, asfaltta tipleri var ya. Ama şu bir gerçek. Virajlı bir yol her zaman daha büyük avantaj. Lütfen, tabii ki. Her tarafını eşit aşındırabilmek için. Ama çok hızlı gitmemek gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü kayar. Yeni beklemediniz lastik de öyle. Hızlı lastik gitmemek çok çok önemli. Ona çok dikkat etmek lazım. Normalde eskiden lastik firmaları veya otomobil firmalarında hani yetkililerle konuştuğunuz zaman 500 kilometre derlerdi garantiye almak için işi. Haklı adamlar. Normal kullanımda çünkü şehir ya, içinde kullanıyorsun. Şey yorumları geldi. Normal. Dur kalk dur kalk. Tabii. Birkaç tane şey yorumu geldi. Abi yeni lastik aldım yolu tutmuyor vızır vızır kayıyor. Normal. Yani, normal. Normal canım. Yani. Normal. Hayır, sıfır lastiği tak güzel bir otomobile. Çık şöyle güzel bir yola. Arabayı hızlandır. Bir frene otur. Bak ne oluyor. Yani buzda mı gidiyorum dersin? ABS derken devreye girer zaten her zaman. Hemen. Hemen. ESP'yi de daha çok görürsün. Onun için şöyle diyelim mi? Birkaç yüz kilometre. Birkaç yüz kilometre. Yani çünkü kullanım şartlarına göre çok değişiyor. Çünkü. Araba kendini de belli etmeye başlıyor. Daha iyi tutmaya başlıyor zaten. Aynen aynen. Ondan sonra tepe tepe kullanın. Ben çok konuştum beyler. Yani ama güzel oldu. Ama zaten güzel güzel işte rodajı. Beni de yormadın. Allah razı olsun. Bizim yaşlılığımız nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah böyle yan yana evler falan olur ya böyle üçüncü katta böyle. Yavrum çekme yavrum o arabayı oraya. Onu öyle çekme. Çekme çekme. Onu öyle çekme. Benim hayalimde şey var. Sağ yap sağ yap. Cinlere basmayın. Evet. Cinlere basmayın. Bildiğin huysuz ihtiyarlar. Çünkü yorum geliyor ya. Abi siz de çok takılıyorsunuz ya. Hayır takılmıyoruz da olması gerekeni söylüyoruz. Biz olması gerekeni söylüyoruz. Sen uygula uygulama o sana kalmış. Bizi bağlamaz ki. Ama ya bir dakika ama be. Ama o rodajı yapılmamış frenle gelip bana çarparsa benim sorunum olacak o işte. Evet. Ne geldi gözümün önüne biliyor musun? Bak havacılıkta, denizcilikte, tıpta harfiyen uyulması gereken çok önemli prosedürler, kurallar, yöntemler var. Bunlar kalın kalın kitaplarda belirtilmiş. Ve sana bunu böyle kitap sayfa adı vererek filan hatırlatıyorlar. Anlatabildim mi? İşte bilmem ne nizamnamesi 73. sayfa bilmiyor musun vesaire diye. Yahu sen 1,5 tonluk bir metal yığınıyla halka karışıyorsun kardeşim. Tabii. Milletin hayatıyla oynuyorsun. Kendi yani, hayatın da var bunun içinde. Sunroof'tan çocuğunu çıkarıp rodajı yapılmamış bilmem oğlum, neyle. Sen gel bizim oraya şimdi sezon geldi ya. Her arabada bir tane çocuk var yukarıda. Ben kaç tane saydım yine kurbanlık gibi böyle oradan çıkarıyorlar. Periskop sanki. Ya daha komik. Daha böyle yetişkin. Dasbut. Da alıyoruz kaptan. Periskopu çıkar. 8 yaşında çocuk çıkıyor böyle ortalığa. Baba kırmızı bir araba geliyor. U-Mod değil mi onlar? Abi ben bu programı... Baba kırmızı bir araba geliyor. Dalışa geçeceğim. Ben bu programı nasıl bitireceğim? Yani nereden tutturup da bitireceğim? Yani. Abi konu bir gidiyor. Ama şey geldi gözümün önüne biraz önce. Sen camdasın. Birisi park edemiyor. Bizim Manisa'da var ya Manisa'da. Bak onu öyle demem. Ulan derim. Arabanın direksiyonu dönüyor, her şey tamam. Biz Anadolu'da hidrolik direksiyonumuz bile i̇şte yoktu. Bu. Yoktu. Direkt bağlantılıydı. Hidrolik ne amca diyecek sana. Her şey çünkü epas espas, tamam mı? Ağzına sağlık. Eyvallah. Ya Ulus Yolu şey programı yapmıyoruz, hep araya sıkışıyor. Bizim arada vardı, sen ona hiç katılmadın. Geyik programlarımız vardı. Evet, çağırmıyorlar. Çağırmıyorlar. Geyik programı vardı, sırf bunları yapıyorduk. Üvey, tamam mı? Üvey evli. Bu çekimleri sen çağırdın beni hatırlatırım. Çağırdılar dedi. Adam beni yayına almayacaklardı ya. O ya. Geyik programını yapsak ya birkaç kez yapalım, daha ya. Yapalım. Çok eğleniyor. Ya biz bir ara şey yaptık Halit Bey. Konuşuyoruz. Arada bir konu kayıyor. Dedim ki ya bunları bir programda toplayalım biz. Hani açalım hani konusuz. Rahat. O şey bilinç akımı. Evet. Laf nereye giderse. Ama çok eğlendik onlarda. Sonra bir iki tane konu belirleyip konuştuk. Şey çok güzeldi mesela. Tam senlik konudur o. Filmlerde geçen otomobiller diye bir programımız var bizim. Evet. Çok eski. 3-4 sene falan oldu. Herbie, Bullet. Hepsinden bahsettik ama tamam. Eleanor. Gun in 60 Seconds. Şey, ama neyi atlamışız? Vanishing Point. Evet. Fransız taksi filmi vardı ya. 406. 406 atlamışız mesela. Altına yazdılar. Abi 406 olmadan olur mu falan diye. Blues Brothers. Ama o filmde hoşuma gitmeyen bir şey var. Adamlar çok canlı bir sahne çekmişler. Ama onu 30 kamerayla çekmişler. 30 kamerayı da gösteriyor adam ya. Hani malzeme olsun diye. Ama çok güzel. Onu Antonioni yaptı bir de biliyor musun? Çölde bir şey patlatıyor. Yapalım mı geyik programı bir tane? Yaparız. Çölde bir malikaneyi patlatmış adam. Hadi be. Vallahi patlatmış. 9 kamerayla çekmiş. 9'unu da gösteriyor adam ama yani. Müziğini Pink Floyd yapmıştı böyle. O severiz kendilerini. Şey eski filmdir. Severiz kendilerini.
Aşağıdaki çocuk bari Pink Floyd kim abi? Hayır Antonioni dedim yani. Bir de Antonio, o futbolcudur büyük abi, ihtimalle. Blues Brothers'ı mutlaka herkes seyretsin ya. Bu kadar eğlenceli. Abartmanın dibi ya. Ama çok eğlenceli ve müzik muhteşemdir. Aretha Franklin'ler falan. Yani bak bir de oralara blues'a da giriyoruz yani. Ne tür müzik yapıyorsunuz burada hanımefendi? İki türü de yapıyoruz. Country ve Western diyor. Yani. Başka yok çünkü adamlarda. Country ve Western. Ah çok güzeldi de. Seviyorum sizi. İyi ki varsınız. Ağzınıza sağlık. We do both kinds hani diyor. Country and Western. Buradaki ekip boş değil ben size söyleyeyim. Vallahi boş değil. Yani. Abi yazın bir buluşma yapalım. Ne buluş ne biz bütün 80 milyonla. 80 milyonla. Kucaklaşalım. Evet. Bayağı seçim konuşması gibi oldu. Seçim döneminde girdik belli. Ya yani körfezi mörfezi ayarlayıp. Tamam buluşalım ne olacak? İstila vallahi ediyoruz. 80 milyon körfezde. Tek yürek, tek direksiyon, tek fren. Nasıl ama? Tek direksiyon dedi. İki direksiyonlu araba mı var zaten? Hayır, yaptık 80 daha önce. Var, var. Bak sanayi savaşlarında yapmışlığımız var. Yapmışlığımız her var. Türlüsünü yani. Bizde koldan direksiyonlusu bile var. Rahat ol sen. Sen zaten... bırak biz yengeç diye bir araba yaptık. Yani yaptılar. Ben istediğim yaptılar. Direksiyon arkada. Yani ön takımı arkaya aldırdım. Dolayısıyla şoför arkada oturuyor ve böyle slalom yaptırdım. Oğlum darmadağın oldular. Önde oturan böyle sadece gaza basıyor filan. Gaza basıyor. Ya, arkadaki ayrı, canı çıkıyor ama. Bak gaz fren ayrı adamda, direksiyon ayrı adamda. Darmadağın oldular. Sanayi savaşlarını izlemeyen varsa bence 3'er 4'er kez izleyen. TRT bütün arşivlerini koyuyor ya şimdi. Bütün bölümleri koymuşlar biliyor musun arşivleri? Helal olsun. Valla. Yani edeceğim bir gün hepsini tek tek. Orada onun devam etmesi gerekiyordu. Ha, işte. Hadi kapandı. Bir de hepsini sayamıyorum şimdi ha. 26 bölüm ya. Lan 26 tane otomobil aklıma gelmiyor benim. Çok zor şu anda oturup saymam. Çok zor yani. Neyse. Ama bak içinde biz varız diye demiyorum. O Türkiye'nin yaptığı nadir cesur programlardan biriydi. Kesinlikle devamı gelmeliydi. Ve orada çok büyük bir kavgamız vardı. Bunu söyleyebilir miyim? Ya ben finalde iki ekibin bir araya gelip 48 saatte uçak yapmasını istiyordum. Ve onu ben uçuracaktım. Yani orada ne gerekirse imzalamaya da razıydım. Ben zaten bence yaparız bunu. Vallahi yaparız, billahi yaparız. Ama bak. 48 saatte aynı bu şekilde konuştu tamam mı? Vallahi dedim tamam Hakan da kim uçuracak? Nerede uçuracak? Nerede inecek? Gene böyle yaptı. Ya bir şey olursa? Olmayacak. Ne yapacak? Olmayacak diye bir şey var mı? Hayır. Daha başka bir tane daha bir fikri vardı. Denizaltı yapalım dedi. Ama daha kolay. Dedi. Daha kolay da neyle yapacağız? Tank bulmamız lazım. Hani şey tank tabii. Bulduk biz. Kompresör tankı bulduk koskocaman. Baba koskocaman dediğin içine nasıl girecek? Onu ayete de batırdım. Sanayi savaşları gibi benim hatırladığım tek şeyi söyleyeyim. Biz Halit'le röportaj yapmaya geldik oraya. O zaman sen de geldin biliyorum. YouTube kanalını yeni kurmuşuz falan. Halit'le röportaj yapıyoruz. Konumuz rodaj. Rodajdayız. Biz Halit'le burada konuşuyoruz. Arka tarafta ustanın iki tane usta oturmuşlar. Burada bir tane sigara içilmez yazıyor. O altta tütün sarıyor. bizim ekranda bu var tamam mı? Ya öyleydi kameralar kapandığında. Ya hatırlıyor musun çocuk böyle zınk diye tepsiyle biterdi yanımızda evet çay ya, getirirdi. Evet ya helal olsun ya. Hocam ben kapatamıyorum. Yalnız sonra Kore yarışa gittik dış mekana. O çocuk böyle çayları bıraktı. Orada bir yılkı atı vardı. Ona bindi. Eğer sesi o kadar güzel ata biniyordu evet. Ki işte atla çay getiriyordu biz. Ya ne kadar tatlı herifti o ya. Yaşadık ya. Hadi sürreal bir ortamda yaşadık yani. Evet. Oğlum kapattım. Vallahi kapattım. Tamam, kapanmıyor yani. Çay gelecek şimdi buraya. Sen esen kalın diye ben de hoşça kalın diyeyim bitsin bari abi. Esen kalın. Görüşmek üzere hoşça kalın.